Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Mustafa Akaydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Savaş ve Gerilim Politikalarının Turizme Olumsuz Etkilerinin ve Sektörün Geleceğinin Tartışıldığı Ekmeğini Barıştan Çıkaran Sektör Turizm Konulu Konferans başladı. Konferansa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Konferansın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeyi kuranlar savaş meydanlarından çıktılar. Hiçbiri turizmci değildi. Hiçbiri ekonomiyi bilmiyordu ama savaşı verenler barışın ne kadar değerli olduğunu biliyorlardı. Onun içindir ki savaş zorunlu olmadıkça cinayettir dediler. Arkasından sadece ülkede değil, dünyadan barışın olması gerektiğini söylediler. Barış kadar önemli bir şey yok diye konuştu. Türkiye coğrafyasının sorunlu olduğunu ve tarihin her döneminde acı ve gözyaşı yaşandığını anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Biz turizmle bunları aşmak istedik. Geldiğimiz noktaya baktığımızda kapısını çalabileceğimiz bir komşumuz kalmadı. Herkesi düşman ilan ettik. 500 bin sığınmacıyı ülkede ağırlıyoruz. 900 kilometrelik sınırımız sınır olmaktan çıktı. Terör ithal eden ülke haline geldik. Bu bizim için hoş bir tablo değil. İktidarın bir turizm politikası yok. Eğer turizm konusunda hala sağlıklı ve tutarlı bir politika oluşturamamış gelecek açısından turizmcinin kaygılanması gayet doğaldır. Sorunların çözümü konusunda siyasal iktidarların daha kararlı tutum sergilemeleri gerekir dedi. Turizmin aslında barışın dili olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Eğer siz barışı savunuyorsanız, eğer kendi coğrafyanızda daha fazla turistin ülkenize gelmesini istiyorsanız, bütün komşularınızla iyi geçinmek zorundasınız. Barışın dilini kullanmalısınız. Savaş kışkırtıcılığı yapmış olduğunuz andan itibaren turizmin önüne set çekmiş olursunuz. CHP olarak kendi ülkemizde barışı sonuna kadar savunuyoruz. Barışın olduğu bir ülkede insanlar huzur bulur, rahat çalışır, üretirler. Turizmin bir başka özelliği var. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde turizm daha hızlı gelişir. İnsanlar daha güvenle gider o ülkeye. Dikta yönetimlerinde turizmi desteklemek diye bir şey olmaz. Kimse gelmez. Demokrasiyi güçlendirmek, barışın dilini kullanmak, huzuru sağlamak, var olan sorunları çözmek, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak bizim temel hedefimiz olmalıdır.